bebeklerimizi annemizle birlikte taburcu ettiğimizde evde neler yapmalılar, onlarla ilgili de biraz bilgi verelim. Bebeklerin ilk topuk kanını biz hastanemizde alıyoruz. İkinci topuk kanını aile sağlığı merkezlerinde aldırmaları gerekiyor. İlk aşılarını hastanemizde yapıyoruz. Bundan sonraki aşılarını, birinci ay aşılarını yine sağlık ocaklarında takip etmelerini söylüyoruz annelerimize. Onun dışında biz 3 gün sonra genellikle bebeklerimizi kontrole çağırıyoruz. Bu kontrolde hem bir kilo takibi yapılıyor hem de sarılık vesaire gelişmişse bununla ilgili yapılması gerekenler yapılıyor. Bazen bebeklerin işitme testleri hemen geçmeyebiliyor. Bunun nedeni de kulak yolunda sıvı olabiliyor, kir olabiliyor, muşon dediğimiz kir birikmiş olabiliyor. Bu yüzden ilk hemen geçmeyebiliyor işitme testleri. 3 gün sonra kontrole çağırdığımızda işitme testlerini de yeniden yapıyoruz geçmeyen bebeklerimizi. Bunun dışında göbek bakımı evde yapılması gerekiyor. Çünkü göbek bakımı da önemli bir noktada duruyor. Eğer göbeğe temiz, güzel bakılmazsa göbekten kaynaklanan enfeksiyonlar da oluşabiliyor. Günde 2 defa onların göbek bakım setleri var. Onunla fıs fıs şeklinde göbeğe de bakım yapılması gerekiyor. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli bebeklere. Su da dahil olmak üzere başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. 6 aydan sonra doktorunuzla birlikte bebeğinizi ek gıdaya başlatabilirsiniz. Ama 2 yaşına kadar, hatta 2 yaşından daha ötesine kadar anne sütünün devam etmesi gerekiyor. Bize çok sorulan sorulardan bir tanesi de bebeğimizi yıkamalı mıyız, yıkayabilir miyiz? İlk 24 saat bebeklerin yıkanmaması gerekiyor. Çünkü bebekler anne karnında vernix caseosa dediğimiz kremsi bir dokuyla doğuyor. Bu doku da bebeklerin hem mikroba karşı hem de soğuğa karşı korunması için ilk 24 saat bozulmaması gereken bir doku. O yüzden 24 saat geçtikten sonra doktorunuzun da fikrini alarak bebeğinizi yıkayabilirsiniz.